İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan, Vahan Şirhanyan ile görüştü. Düşüncelerin Ermeni zirvesi Dilijan'da başladı. Rusya 2 ay sonra Türkiye'ye S-400 uçak savar füze sistemlerini teslim edecek. Hama'nın kuzeyindeki durum yoğunluğunu koruyor. Malatya'daki Ermeni Kilisesi'nin restorasyon çalışmaları 5 yıldır durdurulmuş durumda. Dikran'a girdin tarihi surlarında çökme. 8 Haziran Dünya Okyanus Günü. Karin, Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan ile Vahan Şirhanyan, Mayıs ayı sonlarında Batı Ermenistan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'nde bulunan ofisinde bir araya geldi. Toplantıya Batı Ermenistan Başbakanı Garnik Sarkisyan, Batı Ermenistan Güvenlik Bakanı Hovsep Hovsepyan ve Batı Ermenistan Ulusal Konsey Üyesi Vazgen Sisliyan katıldı. Vahan Şirhanyan, Batı Ermenistan ile Doğu Ermenistan yetkililerinin katılacağı, üst düzey subayları ve yedek subayları birleştiren bir örgütlenme kurulmasıyla ilgili bir proje sundu. Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan, Şirhanyan'a Artsakh Cumhuriyeti'nin askeri doktrinini sundu ve bir örneğini ona takdim etti. Toplantı sonucunda yakın gelecekte bölgedeki yerli halkların güvenliği konulu bir konferansın gerçekleştirilmesine karar verildi. Her yıl Fransa'nın Şamoni kentinde düzenlenen Düşünceler Zirvesi bu yıl Ermenistan Cumhuriyeti'nde ilk kez düzenleniyor. Ermenistan Cumhuriyeti bu etkinliği Şamoni dışında ev sahipliği yapan ilk ülkedir. Etkinliğe 100'den fazla önde gelen Ermeni ve yabancı siyasi ve askeri şahsiyet, akademisyen ve analist, iş adamı ve girişimciler katılıyor. Zirve çerçevesinde jeopolitik süreçler, yüksek teknolojiler ve yönetim, yapay zeka, dijital ekonomi gibi konulara odaklanılacak bir dizi tematik tartışmalar öngörülmektedir. Rostec Başkanı Sergey Çemezov'un belirttiğine göre Rusya, Türkiye 2 ay içerisinde S-400 uçak savar füze sistemlerini tedarik edecek. O, evrak işleri bitti, krediler formüle edildi, öğrenme süreci sona erdi dedi. ABD'nin S-400 füze sistemlerinin NATO standartlarına uygun olmadığını açıkladığı belirtilmelidir. ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulamak ve Türkiye'yi son nesil F-35 savaş uçağı tedarikini durdurmakla tehdit ediyor. Türkiye, Rus sistemlerinin satın alınmasından vazgeçmeyeceklerini açıkladı. Hükümet yanlısı güçler ile Tahrir al-Şam ve onun müttefik terörist grupları arasındaki şiddetli çatışmalar Hama ilinin kuzeyinde devam ediyor. Teröristler dün akşam Suriye hükümeti güçlerine karşı çeşitli yönlerde özellikle Kernaz, Manaşar yerleşim birimleri yönünde saldırdı. Suriye hükümet güçleri saldırıyı geri püskürttü. Teröristler gece yarısı özellikle Hama'nın askeri havaalanı ve çevresindeki yerleşim bölgesini hedef seçerek Grad Roketatar istasyonundan Hama'nın etrafını bombaladılar. Teröristlerin amacı hükümet güçlerinin ilerlemesini önlemekti ki ancak böylece Ceyş al-İz grubunu son imhadan kurtarabilirlerdi. Kayıplar ve yıkımlar hakkında henüz bir bilgi yok ve çatışmalar devam ediyor. Alevinet haber sitesi, Türk yetkililerin Batı Ermenistan'ın Malatya'daki Taşhoran diye anılan Surp Yeratutyun Ermeni Kilisesi'ne yönelik ihmaline Ermeni halkının izleri tek tek siliniyor başlıklı yazıyla değindi. Siteye göre Malatya'daki 2012 tarihinde başlatılan Surp Yeratutyun Ermeni Kilisesi'nin restorasyon çalışmaları yarım bırakılmış durumda. Ermeni Kilisesi'ndeki yazıtlar zaman içinde silinmiş ve bu nedenle de ne zaman ve kim tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Kayıtsızlığa terk edilmesinden dolayı Ermeni Kilisesi'nin kubbesi yıllar önce yıkıldı. Kilise ise soyguncuların hedefi oldu ve yağmalandı. Kilisenin restorasyonu ile ilgili haberler Ermenileri ve mahallenin sakinlerini sevindirmişti. Ancak restorasyon organizasyonu fon yetersizliği nedeniyle çalışmalarını durdurdu. Mezopotamya Haber Ajansı tarafından verilen bilgiye göre UNESCO koruması altında bulunan Batı Ermenistan'ın Dikranager şehrinin tarihi surlarının yakınında gerçekleşen inşaat çalışmaları sonucunda 2 metrelik bir çökme meydana geldi. Dikranager'in tarihi duvarları Dicle Vadisi adlı bir parkın inşası nedeniyle büyük zararlara uğramaya devam ediyor. Dicle Vadisi Eğlence Meydanı programı şehirde büyük memnuniyetsizlik yarattı. UNESCO heyetinin izlemeleri sonucu yaptıkları açıklamada bu projenin bölgenin çevre sistemine büyük zarar verdiği belirtilmiş ve inşaat durdurulmuştu. Ancak seçimlerden sonra inşaat yeniden başladı. Şantiye duvarların en zayıf kısmına inşa edilmişti ve bu yüzden 2 metrelik çöküntü meydana geldi.
Tüm gezegen önemli bir çevre koruma bayramı olan Dünya Okyanus Günü'nü 8 Haziran'da kutluyor. 1992 yılında Rio de Janeiro'da düzenlenen Dünya Gezegeni toplantısında üst düzeyde bir bayramın gerçekleştirilmesi için önerildi. O zamandan bu yana her yıl 8 Haziran'da Dünya Okyanusu ile ilgili bulunan kişiler tarafından bu bayram kutlanıyor. Okyanuslar dünya yüzeyinin 1/4'ünü kaplamaktadır. Su rezervlerinin %97'sini içerir. Hacme göre gezegenin tüm yüzey alanının %99'unu içeren sürdürülebilir kalkınma sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Dünya Okyanusu'nun iklimin düzenlenmesindeki rolü küçümsenemez. Çünkü onun suları karbondioksit gazını emen ana bir sistemdir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hamşen Ermencesi Huzim adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.